Evet, yine Diyarbakır'dayız ve Profesör Vahap Coşkun'la konuşacağız. Vahap merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Geçen hafta İstanbul'da yakalamıştık seni, stüdyoda konuşmuştuk. Ardından bütün bunlar yaşandı. O zaman ne konuşmuştuk? Ahmet Özer'i konuşmuştuk, yeni olmuştu. Kayyum meselesi. Tabii Ahmet Özer'in başına gelenler, DEM Partilerin başına gelenlerin geleceklerin bir habercisiydi aslında. Şimdi bu olay oldu. Sen Serbestiyet'te yazdığın yazı ki başlığı kayyum pilavı çok su kaldırır diye söylüyorsun. Diyorsun ki öyle hemen oradan girelim. Birileri 1 Ekim'de başlayanları tiyatro olarak tanımladı. Kayyum da atanınca haklı çıktığını söyledi. Ama ben aynı kanıda değilim. Neden? Nedeni açık. Yani Bahçeli'nin 1 Ekim'den beri yürüttüğü siyaset mutlaka arkasında bir arka planı, bir hazırlığı gerektiren bir siyaset. Bugünkü açıklamalarına da geleceğiz. Bu açıklamaları da bence bunu sürdürüyor. Bu tamamıyla bir seçmeni yanıltmak, bir gündemi değiştirmek için yapılabilecek bir iş değil. Türkiye'nin en önemli meselesi ve bu en önemli mesele de bugüne kadar tam karşıt pozisyonda yer almış bir aktör. Çok ciddi siyasi hayatın en büyük değişikliğini yapıyor ve dolayısıyla bu değişiklik kendisi için de, siyasi iktidar için de fırsat yarattığı gibi risk de içeriyor. Bunun salt bir gündem değiştirmekle veya salt bir tiyatrovari oyun ortaya koymakla açıklanamayacağını düşünüyorum siyaset içerisinde. O nedenle ben bunun bir sürecin olmadığına dair şekilde yorumlanmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Bence bu süreç içerisinde işlerin iktidarın ya da devletin istediği gibi gitmemesinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Böyle yorumlamak daha doğru olur. Burada işlerin yolunda gitmemesi derken birkaç aktör söz konusu. Birisi tabii ki Kandil ve Kandil'den gelen bir saldırı, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik saldırı. Evet. Öcalan, bir diğeri Öcalan. Öcalan yeğeniyle verdiği mesajda hazır olduğunu söyledi ama sonra bir ses çıkmadı. Bir diğer olay DEM Parti. DEM Parti'den çıkan bir bildirge ki onu geçen haftada konuşmuştuk. Ondan Evet. rahatsız oldukları belli ama o çok bağlayıcı mı? Açıkçası çok emin değilim. Burada işler yoluna Ahmet Türk de zaten şöyle dedi dün biliyorsun. Belli ki birileriyle yapılan pazarlıklarda sonuç alamadılar, faturayı bize kestiler Evet. dedi. Onun da Evet. söylediğiyle senin söylediğin sanki benzeşiyor. Sence ne olmuş olabilir? Bence iki ihtimal var. Bunlardan bir tanesi Öcalan'ın açıklamasındaki şartlar olgunlaşırsa kavramı. Yani Öcalan örgüte yönelik bir çağrı yapabilmesi için şartların temin edilmesi, şartların yerine getirilmesi gibi bir ifade kullanıyor. Eğer devlet ile Öcalan arasında yapılan görüşmelerde bu şartlarda bir mutabakat sağlanmamışsa bunun üzerinden bu operasyon gelmiş olabilir. İkincisi diğer aktör yani Kandil ile olan müzakerelerde eğer Kandil'le bir ihtilafa düşünmüşse veya şu aşamada birlikte bir yol yürünemeyeceğine dair bir kanaat gelişmişse o zaman bu kayyumların atanması işine girişilmiş olabilir. Yoksa bir an içerisinde bu kadar radikal bir değişiklik yani üç tane sembolik önemli olan yere kayyum atamak açıklanabilir bir durum değil. Bir hafta önce DEM Parti'yi çözümün muhatabı olarak ilan edeceksiniz. Bir hafta önce DEM Parti ile bu işin olabileceğini söyleyeceksiniz. Bir hafta sonra ise DEM'in belediye başkanlarını görevden alacaksınız. Bu ancak bence bir kırılmayla açıklanabilir. Yani bu süreç içerisindeki görüşmelerde bir kırılmayla açıklanabilir. Bence seçilen belediye başkanları özellikle iki tanesini düşündüğünde bunlar da çok bilinçli olarak seçilmiş belediye başkanları. Bir kere bir büyükşehir, bir il, bir de ilçe belediyesi seçiliyor. Büyükşehir'de Ahmet Türk özellikle seçiliyor. Birçok kişi buna değindi. Bir hafta önce barış elçisi olarak takdir edilen Cumhurbaşkanı yardımcısıyla aynı kare içerisinde yer alan Ahmet Türk bir hafta sonra birden sabah saat 5'te görevinden alınıyor.
Ahmet Türk'ün hukuki durumda herhangi bir değişiklik meydana gelmiş değil. Ahmet Türk'ün siyasi duruşunda herhangi bir değişiklik meydana gelmiş değil. Dolayısıyla bu işin Ahmet Türk'ten bağımsız bir şekilde geliştiği çok açık ve net ortada. Diğeri de Halfeti Belediyesi. Orada da muhtemelen Öcalan'la verilmek istenen bir mesajın olduğunu düşünüyorum. Yoksa demin haberinizde de vardı. Hakkında muhtemelen dosyası hazır bulunan 27 belediye var. Bu belediyelerden bazılarına da atanabilirdi ama bu belediyeler özel olarak seçildi. Bence taraflar birbirlerinin dilinden gayet iyi anlıyorlar. Hangi adımın neye dokunduğunu, neyi ima ettiğini gayet iyi biliyorlar. O nedenle bu da süreç içerisindeki bir anlaşmazlığın dışa vurumu gibi okunması daha doğru olur. Şimdi sen dün yazdın değil mi yazdığı, yanlış mı biliyorum? Evet, evet. Dün yazdın. Diyorsun ki mevzu sadece kayyımlarla sınırlı da kalmaz. PKK'ya dönük Suriye ve Irak'ta operasyonlar hız kazanabilir. Bugün Abdülkadir Selvi'yi okumuşsundur. Evet. Özellikle Suriye'ye yönelik çok kapsamlı bir operasyondan bahsediyor. Sen diyorsun ki çözüm süreçlerinin değişmez yazgısıdır. Eğer başarılı elde edilemez ve görüşmeler kesilirse yumuşama dönemlerinin ardından yoğurt sertlik dönemleri gelir. Operasyon da bekliyorsun. Yeni kayyumlar da bekliyorsun. Evet, yani eğer tarafların bu görüşmelerinde herhangi bir anlaşma olmazsa bunu kaçınılmaz bir şekilde daha sert bir dönem izleyecektir. Gerek dünya tecrübeleri bize bunu gösteriyor, gerekse Türkiye tecrübeleri. Yani mesela 1993'te PKK'nın ilk ilan ettiği ateşkesten sonraki süreçte çok ciddi bir çatışma dönemi yaşamıştı Türkiye. 2011'de Oslo sürecinin bitmesinden sonra, Silvan saldırısından sonra yine çok yoğun bir çatışma dönemi yaşanmıştı. 2015'te çözüm sürecinin bitmesinden sonra Türkiye 8 yıldır neredeyse demokrasiyi konuşamadığı bir çatışma dönemine girdi. Dolayısıyla taraflar eğer bu süreç içerisinde sonuca ulaşamazlarsa, bu süreci başarıyla tamamlayamazlarsa ondan sonraki dönemde daha da sert olurlar ve ellerindeki bütün kozları sahaya sürerler. Devlet açısından baktığımızda iki önemli koz var. Bunlardan bir tanesi DEM Parti'nin siyaset yapma kanallarını ortadan kaldırma, siyaset mekanizmalarını kesmek. Bunun en önemli yolu hiç kuşkusuz belediyeler. 2016'dan beri bunu tecrübe ediyoruz. Eğer bu anlaşmazlık büyürse belediyelere daha yoğun bir şekilde yönelilebilir. Nitekim iktidara yakın kalemler zaten bunun işaretlerini vermeye başlıyorlar. Her sabah yeni bir kayyum uygulaması uyanabiliriz diyorlar. Bir tanesi bu belediyeler. Diğeri ise PKK'ya yönelik operasyonlar. Burada zaten Irak'ta operasyonlarını devlet yoğun bir şekilde sürdürüyor. Suriye'de yapılacak operasyonlar ise onların kapsamı, mahiyeti, büyüklüğü Türkiye ile Amerika'nın buradaki görüşmelerine bağlı olarak şekillenebilir. Ama oraya da muhtemelen bir operasyon yapmayı devlet düşünebilir. Bunun hazırlığını yapabilir. Ama anladığım kadarıyla şöyle bir sertlikler yeni tekrar yumuşamaya bırakabilir gibi yani bir yaklaşım var. Bugün Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları da yine bu bağlamda. Tam ona gelecektim, evet. Evet, yani bu dünkü operasyondan sonra bugün hem Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama hem Tuncel Bakırhan'ın yapmış olduğu açıklama bu diğer yumuşama ihtimalinin de halen masada olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Bahçeli ben tavrında ısrarlıyım. Eğer Öcalan PKK'yı silah bırakmasını sağlayacaksa gelsin mecliste konuşsun diyor. Hatta bence bir el daha yükseltiyor. Bu silahlar bırakıldıktan sonra bir mutabakattan diğer mutabakata geçilebilir. Bütün sorunlar bu aşamada konuşulabilir gibi bir ifade kullanıyor. Bu Bahçeli'nin ilk defa kullandığı bir açıklama. Yani daha önce sadece silah bırakma üzerinden bir dil kurarken, şimdi ise silah bırakıldıktan sonra bütün meselelerin konuşulabileceğini söylüyor. Diğer taraftan Tuncel Bakırhan da biz senin uzattığın eli tuttuk, o ele gereken önemi atfettik ama bu kayyum uygulamalarıyla senin diğer ortağın süreci boşa çıkarttı diyor. Dolayısıyla eğer sürecin bir rayına oturmasını isteniyorsa bu kayyum uygulamalarından vazgeçtin diyor. Dolayısıyla Hüseyin abi ben hani tarafların zaten bir
masaya oturduğunuzda bu masa bir taraftan görüşme müzakere masası, diğer taraftan da her iki tarafın mümkün mertebe diğerinin bileğini bükmeye çalıştığı bir masa. Yani kendi taleplerini daha yoğun bir şekilde diğerine kabul ettirmeye çalıştığı bir masa. Önemli olan burada bir ortam noktayı bulabilir. Bulabilirler mi bilemiyoruz. Eğer bulabilirlerse bu kayyum siyaseti durur. Ama eğer daha da taraflar anlaşmazlığı derinleştirirlerse, o zaman kaçınılmaz olarak kayyumların artmasıyla da, operasyonların yoğunlaşmasıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi burada şunu söylememe izin ver, biraz esmiyle karışık olacak ama yani düne kadar Kürtler, senin de dahil olduğun birçok kişi Türkiye'de Kürt sorununun çözümü vesaire meselesinde Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bir şeyler yapabileceğini ama ortağı MHP ve Bahçeli olduğu için yapamayacağını, her seçim öncesi böyle konuşuluyor değil mi? Evet, evet. Şimdi bugün mesela Roj'un paylaşımını görmüşsündür, Roj Girasun'un Bahçeli'nin konuşmasından hareketle birden çözümü Bahçeli ister ve Erdoğan taş koyar oldu. Yani bu yani bunu yani bir şey olarak söylemiyorum ama böyle evet, de bir realite var. Hani bu kadar keskin ortaya konulabilir mi emin değilim. Yani Bahçeli kesin istiyor, Erdoğan taş koyuyor şeklinde bu kadar keskin bir hüküm ortaya konulabilir mi emin değilim. Ama haklısın abi, 2024'e kadar olan denklem, hatta 1 Ekim 2024'e kadar olan denklem çok ciddi bir ölçüde değişti. Yani AK Parti herhangi bir şey yapmak istese bile ortağının milliyetçi duruşundan dolayı bunu gerçekleştiremez şeklindeki okuma şu an itibariyle eski gücünde değil. Bu biraz da AK Partililer için bir aynı zamanda bir mazereti de ifade ediyor. Biz yapmak istiyoruz ama ortağımız buna engel oluyor diyordu. Şimdi bu engelin olmadığını görüyoruz. Bugün Bahçeli'nin işte Erdoğan eğer Kürt meselesini çözecekse, Erdoğan eğer Türkiye'de enflasyonu çözecekse bir kere daha seçilmesinde herhangi bir mahsur yok. Elbette bir kere daha seçilsin diyen yaklaşımı da hani taraf Erdoğan'ın bu sürece biraz daha yoğun herhalde müdahil olmasını veya daha süreci teşvik eder bir pozisyon almasına yönelik bir davet olarak da okunabilir diye düşünüyorum. O nedenle hani iktidarın birbirinden haberdar olmadıklarını veya Bahçeli'nin bu adımları kendi başına attıklarını düşünmüyorum. Ama atılacak adımların zamanlaması ve metodu konusunda aralarında bir ihtilaf olabilir. Problem bu. Yoksa bu kadar Kürt meselesi gibi Türkiye'nin en ciddi sorunlarından bir tanesi de iktidarın birbirinden habersiz veya birbirlerini çelmeleyecek şekilde hareket etmesi düşünülemez. Muhtemelen belirli bir irtibat içerisinde hareket ediyorlardır ama zamanlama ve metot konusunda aralarında bir takım ihtilaflar olabilir. Şimdi bugün Bahçeli'yi dinlediğimizde Bahçeli DEM Parti ile CHP'nin arasını açmaya çalışıyor. Yani bir garip evet, bir durum. Kimi zaman CHP'yi DEM Parti'yi ile benzeştiği için eleştiriyor ama kimi zaman da aslında örtülü bir şekilde DEM Partililere CHP'den uzak durun diyor. Senin yazında da yaptığın tespit çok önemli. Daha önce kayyumlarda HDP döneminde mesela tek başınaydı. Şimdi DEM Parti, ki geçen de konuştuk bunu biliyorsun. DEM Parti'nin başına gelen Van, Hakkari olaylarında Esenyurt zaten kent uzlaşısı adayıydı. Şimdi de Özgür Özel mesela gitti Mardin'e, Batman'a Mardin'e. Mardin'de Ahmet Türk'le aynı otobüsün tepesine çıkıp konuşma yaptı. Ve yan yana duruş var ve bunun gerçekten çok önemli bir yenilik olduğunu söylüyorsun. Bunu biraz daha açalım mı? Elbette, yani 2016'dan beri yoğun bir kayyum uygulamasıyla karşı karşıyayız ve o dönemde DEM Parti muhalefette tek başına kaldı. Hiç kimse DEM ile aynı karede görünmemek, aynı sepete konmamak için bu kayyum uygulamasına sert bir tepki göstermedi. Bir iki belki sembolik ifade oldu ama DEM orada da yalnız başına bırakıldı. Bir nevi kaderiyle baş başa bırakıldı. Ama şimdi özellikle 2024 seçimlerinden sonra CHP'nin gerek demli seçmenlerden almış olduğu destek, gerekse
Türkiye'de birinci parti olmanın vermiş olduğu özgüvenle siyasetinde yoğun bir değişiklik var ve bu değişiklik CHP ile DEM Parti'nin birbirine daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ilk günden itibaren bu kayyum siyasetine en yüksek perdeden karşı çıktılar ve herhangi bir tereddütte yer bırakmayacak bir biçimde hem Esenyurt'ta hem diğer 3 belediyede uygulamayı eleştirdiler ve demli belediye başkanlarına da sahip çıktılar. Ahmet Türk'e özel bir önem atfederek. Bu kaçınılmaz olarak yani Bahçeli'nin istem ve arzusundan tamamıyla bağımsız bir şekilde DEM ile HDP'yi birbirine yaklaştıran bir unsur. Öyle bir noktada tavır koydu ki CHP artık bundan geri dönmesi de zor. Senin de bahsettiğin gibi işte aynı otobüsün tepesine çıkmak, orada birlikte insanlara seslenmenin çok sembolik bir anlamı var. Dolayısıyla kayyum siyaseti eğer devam ederse DEM ile CHP birbirine daha fazla yakınlaşabilir. Ama bunun bir başka dinamiği de var tabii CHP açısından. Bu da CHP içerisinde probleme yol açıyor. Yani bir taraftan CHP ile DEM Parti'yi yakınlaştırırken diğer taraftan CHP'nin kendi içerisindeki ayrılma mekaniğini harekete geçiriyor veya ayrışma mekaniğini harekete geçiriyor. Gayet iyi biliyoruz ki hem CHP'nin yerel seçimler sürecinde DEM ile yapmış olduğu ittifaka veya DEM ile vermiş olduğu fotoğrafa muhalefet eden, hem de özellikle bugün kayyum siyasetine bu kadar açıktan karşı çıkmaktan rahatsız olan CHP içerisinde bir kesim var. Ve bu kesim rahatsızlıklarını da öyle perde arkasında, sahne gerisinde dile getirmiyorlar. Tam aksine bilinmesini istiyorlar. Mansur Yavaş gibi, Tanju Özcan gibi veya Afyon Belediye Başkanı gibi. Ve bunlar herhangi bir şekilde DEM ile birlikte hareket etmenin CHP'ye fayda sağlamayacağını, kendilerinin bunu kabul etmeyeceğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla CHP bir yandan DEM ile yaklaşırken bir yandan kendi içerisinde milliyetçi hassasiyetleri yüksek aktörlerinin bir karşı çıkışıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da CHP içerisinde ciddi bir problemi oluşturabilir. Ama burada tabii sözünü kestim ama burada tabii bir de iktidarın bu konuda çok yoğun bir çabası var. Demin bahsettiğimiz Abdülkadir Selvi'nin yazısının yine önemli bir bölümü CHP'deki fraksiyonlar falan, ki bu ilk yazı değil. Sürekli olarak iktidar yanlısı medya sürekli olarak CHP'de bir takım Kılıçdaroğlu'nu, işte Mansur Yavaş'ı vesaire öne çıkartarak karıştırmak istiyor. Evet, yani iktidarın hani bence Esenyurt'a belediye başkanlığına kayyum atanmasındaki en önemli amaçlarından bir tanesi de oydu. CHP içerisindeki bu ayrışmaların görünür kılınmasıydı ve bunda belli bir ölçüde başarılı oldu. Fakat bir siyasi hamle yaptığınızda bazen beklemediğiniz sonuçlarla da karşı karşıya kalırsınız. Burada asıl amaç İmamoğlu'nu zayıflatmak üzerinden bir oyun kurgulamaktı. Ama bence İmamoğlu hem Esenyurt'ta hem Mardin, Batman ve Hatay'daki krizlerinde gösterdiği tavırla CHP içerisindeki gücünü tahkim etti. Yani bir nevi fiili lider haline geldi ve onun bu fiili liderliği aslında Genel Başkan Özgür Özel tarafından da kabul edildi. Öyle bir resim. Tam bunu soracaktım. Biz bu yayının başlığını şey diye verdik. Esas hedef İmamoğlu mu diye verdik ki ben böyle düşünüyorum ama yine sorulu bir şekilde sorduk. Anladığım kadarıyla sen de benzer düşünüyorsun. Bütün bu olaylarda bir anlamda İmamoğlu'nun Erdoğan'ın karşısına çıkması ve kazanmasının önünü alma çabası var sanki. Yani bu arkadaki temel amaçlardan bir tanesi bu. Esenyurt'ta temel amaç buydu bence. Çünkü Esenyurt kent uzlaşısıyla seçilen bir belediyeydi. Kent uzlaşısını İmamoğlu da ciddi bir biçimde destekledi. Ahmet Özel'le de yakın bir destek verdi. Şimdi Ahmet Özel'e, Esenyurt'a bu operasyonu yaptığınızda karşınıza İmamoğlu'nu alacağınız belli. Hatta ona bir takım mesajların verilmesi de belli. İşin ucunun sana dokunacağına dair bir iman da bunun içerisinde var. İmamoğlu bunu gördü ve bence bu anlamda çok sert bir tepki gösterdi. Ama bu kritik noktada
perde gerisine çekilmedi. Mesela ben İmamoğlu'nun çözüm süreci konusundaki tavrının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bu çözüm süreci bahsi açıldığında İmamoğlu perde gerisinde kalmayı, sahnenin önüne pek çıkmamayı, renk vermemeyi tercih etti. Oysa eğer liderlik iddiamız varsa böylesine önemli bir meselede, Kürt meselesi gibi Türkiye'nin hem geçmişini hem bugün hem geleceğini belirleyecek olan bir meselede ne düşündüğünüzü, nasıl bir siyaset izleyeceğinizi kamuoyuna bildirmeniz gerekiyor. Kamuoyunun sizin nerede duracağınızı bilmeniz lazım. Ama İmamoğlu bir takım tereddütlerinden dolayı burada böyle bir siyaset izlemedi ve bence puan kaybetti. Bu kaybettiği puanı Esenyurt'ta ve diğer belediyelere atanan kayyumlara sert bir tepki göstererek telafi etti kanımca ve CHP içerisindeki konumunu güçlendirdi. Dolayısıyla iktidar İmamoğlu'nu zaafa uğratmak, İmamoğlu'nu zayıflatmak üzerinden bir siyaset örerken bence tam tersi bir sonuç üretti. İmamoğlu'nun önünü tam anlamıyla açtı. Diğer taraftan özellikle Mansur Yavaş'ın vermiş olduğu tepkiler, bu kayyum sürecinde vermiş olduğu tepkiler Mansur Yavaş'ın bir CHP adayı olmasının zor olduğunu, çok ciddi güçlükler içerdiğini de gösteriyor. Bu kayyumlar her özellikle DEM Parti'ye yapılan kayyumlar her ne kadar DEM'e yönelik bir operasyonsa, her ne kadar çözüm sürecine yönelik bir operasyonsa diğer taraftan CHP içerisindeki parti içi iktidar mücadelelerini de tetikleyen bir sonuç üretti. CHP'nin de bu konuda bir karar vermesi gerekiyor gibi. Son olarak şunu sorayım. Yani şimdi bir yerde geldik tıkandık. Bir adımlar, eller uzatıldı. Sonra terör saldırısı vesaire. En son kayyumlar, peş peşe gelen kayyumlar. Şu anda sertlik önde. Belki Suriye'ye harekat, belki yeni kayyumlar vesaire. Buradan tekrar bir şeylere geçebilme, tekrar yumuşaya geçebilme nasıl olabilir? Benim aklıma şu geliyor açıkçası. Öcalan'da yeni bir görüşme ve oradan çok somut bir takım açıklamalar. Katılır mısın? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla yani Öcalan'a geçen hafta izin verildi. Kendi yeğeniyle ve aynı zamanda DEM Parti'nin Urfa milletvekili olan Ömer Öcalan'la görüştü ve ondan sonra basına bir haber daha yansıdı. Öcalan'a tekrar bir yasak konduğuna dair bir haber. Ailesiyle görüşmesine yasaklandığına dair bir haber. Şimdi o görüşmenin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen herhangi Öcalan'dan bir ses çıkmaması bence devlet ile Öcalan arasındaki görüşmelerde bir mutabakata varılamamasının bir işareti. Eğer hani devlet ve Öcalan kamuoyuna söylenecek söz konusunda ortak bir noktaya gelmiş olsalardı muhtemelen Öcalan'ın kamuoyuna bu mesajını iletecek bir mekanizmayı devreye sokarlardı. Elbette o önemli bir yumuşama olur. Yani bu konuda bir Öcalan'ın vereceği bir mesaj önemli bir yumuşama olur. Ama bu mesajın verilebilmesi için de bence burada tarafların anlaşması lazım. Bu anlaşmayı örüp örmeyeceklerine bakacağız önümüzdeki günlerde. Çok teşekkürler Vahap.